İyi akşamlar değerli izleyenler. Spor Vizyonu'nda canlı yayında birlikteyiz. Evet, Bartın Spor 22. hafta mücadelesinde Yenice'de, Yenice Spor'la oynadığı karşılaşmada 1-1 beraber kaldı. Haftayı 1 puanla kapattı ve puanını 33'e çıkardı. Evet değerli izleyenler, bugün stüdyo konuğumuz, canlı yayın konuğumuz daha doğrusu Bartın Spor yöneticisi Sayın Emre Tursun. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet değerli izleyenler, sezon başında Barspor'da çok şeyler yaşandı, çok olaylar gelişti. Yöneticiler suçlandı. Sezon başlamadan önce yeni sezonda 2010-2015 sezonunda Feridun Dündar'la anlaşılmıştı. Feridun Dündar lig maçı öncesinde Türkiye Kupası'nda oynanan maçta Kastamonu Spor karşısında tur atlamıştı Barspor. Daha sonra bir gün sonra hoca görevini bırakmıştı ve giderken de televizyonumuza açıklamalarda bulundu. Ardından çok eleştiriler geldi Barspor yöneticilerine, birkaç yöneticiye daha doğrusu. Hiç cevap hakkını kullanmadı, 6-7 ay suskunluğunu korudu ve bugünkü canlı yayında Barspor yöneticisi Sayın Emre Dursun bütün eleştirilere cevabını verecek. Efendim hoş geldiniz. Hemen hoş konuma dönmek istiyorum. Evet, evet gerçekten 2014-2015 sezonunda Barspor hedefini şampiyonluk parolasıyla başladı. Evet. Ve de 26 Nisan tarihinde Barspor kongre gerçekleştirdi. Kongrede 33 tane isim yer aldı yönetimde. Mehmet Somaklı başkanlığında. Bende geçen seneki yönetim kurulu listesi de var. Bu sene oluşturulan yönetim kurulu listesi de var. Geçen sene baktığımda siz Ercan Aydın başkanlığındaki yönetimde yer alıyorsunuz. Birçok maça da gittik, beraber seyrettik. Evet. Sizler yönetici olarak, bizler basın olarak. Bu sene 2014 Nisan ayında, 26 Nisan'da yapılan kongrede 33 kişilik bir liste oluşturdu Mehmet Somaklı başkanlığında. Bu listede de varsınız. Evet. Ve de Barspor'da elinizden gelen çabayı gösteriyorsunuz. Evet. Hizmet ediyorsunuz Barspor'a. Biz hizmet edenlere her zaman için burada yer vermeye çalışıyoruz. Siz geçen sene bu yayınlarda çıktınız. Gerçekten Barspor'un çok emektar isimler arasında yer alıyorsunuz. Evet. Çok eleştiriler oldu demiştim. Bu eleştirilere cevap vereceksiniz tabii evet ki. Önce Barspor'un 22. hafta mücadelesinde Yenice ile karşılaştığı maçta bir beraber kaldı. Hemen bu maça kısaca bir analiz etmek gerekirse Barspor bu haftayı bir puana kapattı. Nasıl değerlendireceksiniz bu haftayı? Evet. Şimdi tabii artık bundan sonra 4 hafta kaldı. Bir de playoff maçımız var. Yani baraj maçımız var. 5 hafta. Bundan sonraki maçların artık puan olarak bir iddiamız kalmadığı için bir önemi yok. Sadece artık Bartın'ı temsil ediyoruz. Gittiğimiz deplasmanlarda olsun, içerideki maçlarımız olsun, taraftarımızı daha çok üzmemek için, maçları galip kapatmak için futbolcu arkadaşlarımız, ben birçoğuyla da hala görüşüyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar. Artık galibiyetin veya mağlubiyetin önemi yok desek de tabii galip gelmelerinde fayda var. Bartın'ı temsil ediyoruz dediğim gibi. Mesela Yenice maçında kazanmamız gereken bir maç. Bizden Bartın Spor önemli bir kulüp. Özellikle Ballıgi için çok çok önemli bir kulüp. Bu tip maçları kazanmamız gerekiyor. Ama tabii artık hedefsizlik olduğu için de, hedef olmadığı için de arkadaşlarımız hava şartları da kötüydü. Herhalde zor bir maç geçti. Son dakikalarda attığımız bir golle de en azından berabere kalarak bu maçı bitirmişler. İlk yarıda aslında çok en fazla eleştiren konu Barspor'un ilk yarıda 7. 8. hafta ligi havlatmasıydı. Tabii ki bu Bartın'da görülen bir şey değil Barspor açısından baktığımız zaman. Taraftar hep beklenti içerisinde 15-16 yıldır. Hani ilk yarıda ligin ortasında ilk yarı itibariyle hedefine uzaklaşması birçok kesimi de rahatsız etti. Tabii ki eleştiri en fazla sezon başında Feridun Dündar'ın ayrılmasıyla, onun açıklamasıyla beraber eleştiriler çok hassasa ulaştı. Hala da devam ediyor. Gerçi şu günlerde pek fazla eleştiri yok ama mesela pazar günü sosyal medyada yine ufak tefek de olsa bir 7 trilyondan bahsetmişler. Hani harcama emekleri ama şöyle bir sadece bu yönetimi değil, bundan önceki yönetimi de değil, daha geçmiş dönemlerdeki yönetimleri de eleştirmek lazım. Biz her zaman söylüyoruz. 16 yılda sadece iki başkana yüklememek lazım. Kesinlikle. Mehmet Somaklı yeni geldi. Beklemek, sabretmek lazım. Fakat ilk yarıda hani
Mesela Barspor 4 yıldır hep ligin sonuna kadar hani hedefine uzaklaşmamış bir takım kuvvetindeydi. Ama bu sene ilk yarının 8. hafta hedefinden uzaklaştı. Termobaşı'na kaybetti kendi sahasını 3-2. Evet. Ardından Güzel Ordu'ya kaybetti. Tamamen ilk yarı bitmeden hedefinden uzaklaştı. Bu taraftar üzerinde bir olumsuzluk yarattı. Barspor yönetimini eleştirmeye de başladılar tabii ki. Evet. Şimdi sezon başında siz transferlerin içindeydiniz. Transfer evet. komitesi var. O transfer komitesinde yer alıyorsunuz. Şimdi Barspor sezona gerçekten taraftarına ümit veren bir çabayla başladı. Evet. Hazırlıklar iyi geçti. Transferi iyi bitirdiniz. Tabii ki bir iki transfer daha yapacaktınız ama fakat kupa maçından sonra Kastamonu Spor'la oynanan kupa maçından sonra hocanın bırakması tabii ki dengeleri değiştirdi. Barspor evet. olumsuz etkiledi. Gelen hoca ne derece başarılı oldu onu da siz artık değerlendireceksiniz. Şimdi eleştiriler var mesela evet. size özellikle birkaç yöneticiye. Evet. Siz hiç cevap hakkınızı kullanmadınız. Mesela hep sustunuz. Hiç eleştirilere cevap vermediniz. Şimdi geriye dönersek, sezon başına dönersek, önce kongre gerçekleşti. Evet. 33 isimden oluşan bir yönetim oluştu. Herkes Bartın'da kongrede tarihi günlerden birini yaşadı. Ben hatırlamıyorum Barspor kongresinde o kadar kalabalık, çok o kadar şaşalı kalabalık bir şey görmedim, kongrede yaşamadım. O kongrede herkes sizin yönetiminize çok büyük destek verdi. Evet. Bu da Bartın'ın tarihinde bir ilkti. Evet. Şimdi sezonla yönetimden başlayalım mesela. Evet. Kongre bitti. Şimdi amaçlarınız neydi? Burada görev bölümü yaptınız. Evet. Buradan başlayalım mesela. Başlayalım. Evet. Şimdi dediğiniz gibi Muhammed Bey, şimdi 33 kişilik bir yönetim kurulu. Tabii aslında bu bir bakıma iyi bir şey, bir bakıma kötü. Neden? 33 kişi yönetim kurulları için yüksek bir rakam. Evet. Fazla kalabalık bir rakam. Yalnız Mehmet Başkanımız başlarken bu işe dedi, ben değil biz olalım dedi. Yani evet. beraberlik içinde olalım. Fazla kişi olsun yönetim evet. kurulunda. Zaten futbolla ilgilenen futbolcuyla, futbol takımıyla ilgilenen belli bir çekirdek kadro olacak. Onlar ilgileneceklerdi. Yönetim kurulundaki sayının fazla olması başkanımızın da isteğiyle bizi fazla rahatsız evet. etmedi açıkça söylemek gerekirse. Dediğiniz gibi şimdi kongrede Bartın Spor tarihinin en kalabalık kongresi yaşandı. Bunu yıllardan beri takip eden siz de evet. söylediniz. Yıllardan beri takip eden Bartın Spor'un içinde olan insanlar da söylediler. İşte kongre salonuna sığmadı. Sığmadı evet. insanlar. Büyük bir teveccüh göstererek Mehmet Somaklı Başkanımızı başkan yaptık. Bu da çok doğal. Başkanımız hani kulüp başkanımız olduğu için söylemiyorum. Ben çok eskiden beri tanıyorum kendisini. Son derece mütevazi, insanlar tarafından sevilen, dürüstlüğüyle, insanlığıyla takdir edilmiş bir insan. Bartın Spor'a da kendisi hep şöyle söylüyor. Ben diyor paramı Bartın'dan kazandım. Bartın'ı rezil etmem lazım. Onun için de Bartın Spor da bizim sevdamız. Onun için de bu görevi kabul ettim diyor kendisi. Bu iyi niyetlerle göreve başladı. Ama evet. herkesin de desteğini aldı. Özellikle kesinlikle. Belediye Başkanı desteği alması çok önemli. Biliyorsun. Tabii belediye başkanımız destekledi. Desteklediğini de açıklaması. Kesinlikle. Zaten kesinlikle belediye başkanımız zaten her zaman desteğini bizden esirgemiyor. O konuda hani antipatiz onu da bahsedelim. Göreve başladığımız zaman bir transfer komitesi oluşturuldu tabii doğal olarak. Bir 4-5 kişi, 4-5 arkadaşımızdan oluşan başkanımızın başkanlığında. İlk önce şunu düşündük. Bartın Spor'a yakışan futbolcuları transfer edelim. Yani buraya gelen futbolcu sıradan bir futbolcu olmasın. Tabii. Mutlaka bundan önceki oynadığı kulüplerde başarılar kazanmış, şampiyonluklar kazanmış, playofflarda oynamış, playoffları kazanmış veya kaybetmiş ama sonuçta final ruhunu benimseyen, o maçları oynamada tecrübe sahibi futbolcularla anlaşalım evet. dendi. Bizim ilk transfer konusundaki hedefimiz buydu. Ve ben iddia ediyorum, tamam bu sene başarısız olduk. Yönetim kurulu olarak başarısızlığımızı zaten söylüyoruz, kabul evet. ediyoruz. Kabul etmeme şansımız yok. Sonuçlar ortada zaten. Ama ben mesela şu konuda eleştirileri kabul etmiyorum. Bu sene Bartınspor'un yaptığı transferlerin hiçbirisi kötü transfer değildi. Evet. Hepsi kendi takımlarında yıldız oyuncuydu. Takımları üçüncülüğe çıkartmış evet. veya üçüncülükten aldığımız futbolcular üçüncülükte gol birçok gol kaydetmiş
üçüncü ligde kulüplerde başarılar kazanmış futbolculardı. Profesyonel liglerinde futbolcular çevirdik biliyorsunuz. O bakımdan bu seneki kadromuz bizim, hatta sezon başında herkes sizin de dediğiniz gibi ne diyordu? Bu seneki Bartıspor'un kadrosu yani bir yıldız topluluğu gibiydi. Ballıca ayarında. 15'in en iyi kadrosu olur. Kesinlikle. Ama tabii futbolda kadro yapmakla başarı olunmuyor. Bir de şöyle işte vardı. Yani, 20 tane teknik direktörle görüşüldü. Yani hiçbir dünyaya bir model dediler Bartıspor. Öyle de yapmışlar. Evet. Ben çıkarmadım gerçekten. 20 tane değil de yaklaşık yani, bir 10 tane teknik direktörü, yüzde teknik direktörümüzü görüştük. Yani hatta şu anda ikinci ligde bir teknik direktörlük yapan, üçüncü ligde şampiyonla oynayan takımlar teknik direktör yapan insanlar, hocalarımız var. Önemli Türkiye'nin önemli yani Süper Lig'de yıllarca oynamış kulüplerinde şu anda teknik direktörlük yapan insanlar buraya geldiler. Bartınspor'un teknik direktörü olma konusunda başkanımız ve transfer komitesiyle görüşmelerde bulundu. Yani yönetim kurulu şunu halkımızdan, Bartınspor'u sevenlerden, Bartınspor sevdalarından şunu özellikle anlamalarını yani takdir etmelerini rica ediyorum. Yönetim kurulundaki arkadaşlar her şeyin en iyisini olmasını istedi. Ama tabii gelinen noktada bazı şeyler, insan hatalar yapabiliyor. Yeni bir yönetim, yeni bir başkan, yeni yönetim, yeni yönetici arkadaşlarımız var. Hatalar oldu. Mesela Feridun Hoca'dan bahsettiniz. İşte gelinen noktada en son Feridun Dündar Hoca'yla anlaşıldı. Tabii tesadüf oldu galiba. Ya şimdi Özcan'ın önerisiyle o. Yok abi, aslında öyle değil. Yani bir futbolcunun önerisiyle Bartınspor bir hocaya getirmesi mümkün değil. Şey, araştırıldı Feridun Hoca. Bundan önceki geçen seneki takımda yaptığı çalışmalar, orada bir başarı. Yozgat'ın mütevazi bir kulübüyle başarı kazanması, disiplinli bir hoca olduğu şeyi geldi bize, referansı geldi. Biz o bakımdan Feridun Hoca ile çalışalım diye düşündük. Böyle bir karar aldı yönetim kurulu, transfer komitesi. Tabii Bartınspor kendi çapında önemli ve büyük bir camia. Yani Bartınspor'da hocalık yapmak kolay bir iş değil. Zor. Burada bir kamuoyu var. 16 yıldan beri gelemeyen bir başarı var. Bunun baskısı, stresi, bunu kaldırmak gerçekten her hocanın harcı değil. Tabii. Yani biz burada demek belki de yanlış yaptık. Mesajları hemen sözünüzü kesme. Özür dilerim. Evet değerli izleyenler. İşaret ediyorlar bana teknikten. Evet, mesajlarınız gelmeye başlamış. Ben hemen çok teşekkür ediyorum. Mesaj göndermek isterseniz, eğer konuğumuza soru yöneltmek isterseniz, telefonla da herhalde mesajlar geliyor. Bartın, büyük harflerle Bartın yazıyorsunuz. Mesajınızı veya sorunuzu yazıyorsunuz. 3969'a gönderiyorsunuz. Telefon etmezsiniz. Seviniriz ama mesaj atarsanız arkadaşlarınız rejide mesajlarınızı hazırlıyorlar, yazıyorlar. Bize iletiyorlar. Bartın, büyük haftalarla Bartın yazıyorsunuz. Mesajınızı veya sorunuzu yazıyorsunuz, pardon. 3969'a gönderiyorsunuz. Bugün gerçekten aylar sonra eleştiriye cevap veriyor Bartınspor yönetimi Sayın Emre Tursun. Evet, mesajlarınızı da bekliyoruz değerli izleyenler. Buyurun. Evet. Şimdi Feridun Hoca olayına bir değinelim. Bunu Bartınspor sevdaları bunun konuda aydınlansın. Çünkü değişik spekülasyonlar var, değişik konuşmalar var, değişik söylevler var. Bunlar yanlış konuşmalar. Bu işin doğrusunu burada anlatalım, Feridun Hoca konusunu. Evet. Şimdi Feridun Hocamıza biz göreve başladık. Kendisine de başkanımız ve yönetim kurulu tam destek verdi. Bartınspor'a istediği bütün transferleri biz Bartınspor olarak yaptık. Yani hocanın istediği bütün transferleri biz Bartınspor olarak yaptık. Tabii biz transfer komitesi olarak da kafamızda olan bir 4-5 tane futbolcu vardı. Kendimizle takip ettiğimiz, bize güvendiğimiz kişilerden, Bartınspor'u yanıltmayacak insanlardan aldığımız referanslardan futbolcular vardı. Onları da transfer etmek kaydıyla dediğimiz gibi iyi bir transfer dönemi geçirdik. Futbolcular geldikleri zaman kulüp binasına hiçbir zaman anlaşamadan olmadı. Hepsi anlaşarak ve mutlu bir şekilde Bartınspor'u gitti geldi. Evet, Burçin de bir sezon başında anlaşma durumunda bir sıkıntı oldu. O da en sonunda bizim şartlarımızı kabul etmek zorunda kaldıydı. Biz ona şartlarımızı sunduk. Dedim şartlarımız bu. Gelirsen böyle geldi. O en sonunda kendisi bize kabul etmek zorunda kaldı. Ondan sonra gerçi ayrıldı. O ayrı bir durum. Antipar'da şu anda kendisi pişmandır herhalde. Yani Çarşamba Spor durumu, küme düşme durumun potasında. Bartınspor'dan ayrılan arkadaşlar
Sonradan diyorlar ki Barspor'dan niye ayrıldık? Çünkü hı, burası önemli bir camia. Burada futbolcu olarak zaman geçirmek, futbol oynamak önemli bir durum. Feridun Hoca'nın ayrılışı. Şimdi Feridun Hoca bunu burada açıklamak aslında biraz da bu Bartınspor'un özeline de giriyor sayabiliriz ama bunu burada açıklamakta fayda var. Çünkü gerçekten Feridun Hoca'nın ayrılma sürecinde çok değişik spekülasyonlar, çok değişik konuşmalar geçti. Evet. O bakımdan ona özel bunu burada açıklamak istiyorum. Feridun Hoca'yı kimse görevden almadı. Feridun Hoca kendisi ayrıldı. Bunu o günkü yönetim, o günkü futbol komitesiyle ilgili olan evet, toplantıdaki yönetim kurulundaki abilerimiz, arkadaşlarımız hepsi biliyorlar. Kastamonu maçında takdir edersiniz Kastamonu Spor'u eledik ama çok kötü futbol oynadık. Hı. Yani o gün sağdan elememize rağmen mutsuz bir şekilde ayrıldık. Kalecimiz çünkü kalecimizin kalecimizin işte ekstra oynaması ve biraz da şansımızın yardımıyla kendi sahamızda bu kadar iyi transfer yapmamıza rağmen kendi sahamızda çok kötü futbol oynamamıza rağmen tabii eledik. Sonuç iyi oldu. Ama biz dedik ki biz sonuç odaklı bakmayalım. Bu futbol ve bu düzen devam ederse hı, biz sezonda yine Kastamonu Spor bizim rakibimiz. Ne gibi eksiklerimiz olabilirdi? Başkanımız Feridun Hoca'yı yönetim kulüp binamıza davet etti. Tam Feridun Dündar'dan bahsederken evet, izleyicimiz demiş ki Mert, Feridun Dündar kimin yüzünden Bartın terk etti? Bunun cevabını verebilir misiniz demiş. Hani ben aynen, tam üzerine çok konuşurken. Çok güzel. Kulüp binasına Feridun Hoca'mızı davet etti. Evet. Futbol komitesiyle beraber 3-4 tane yönetici arkadaşımız, abimizle beraber. O akşam mı? Akşam değildi. Öğleden sonra sıralarıydı. Ertesi gün, maçtan ertesi gün. Maçtan maçın akşamı falan diye konuşmalar geçmiş. Maçın maçtan bir gün sonraydı. Kulüp binasına gelindi. Kulüp binasında kulüp başkanımız gayet sakin bir şekilde Feridun Hoca'ya Kastamonu maçında kötü futbol oynadığımızı ve bunun sebeplerini hocamıza gayet sakin bir şekilde sordu. Yani en ufak bir ses tonunda zaten Mehmet Somaklı başkanımızı bilen bilir. Son derece sakin bir insandır. Sesini yükseltmez. Sakin bir şekilde hocam aynen böyle cümlesi cümlesini hatırlıyorum dün gibi. Hocam biz çok kötü top oynadık. Eledik. Teşekkür ederiz ama çok kötü top oynadık. Bizim takımı daha iyi yapma, daha iyi yerlere getirmemiz için yani takımın daha iyi olması için ne eksiğimiz var hocam dedi. Söyledi soru cümle buydu. Ama Feridun Hocam kendisi bu soruya ne, bu soruda ne aradıysa artık veya ne gibi bir akliyet aradıysa işte Kastamonu Spor 100 bin liralık futbolcu almış. 150 bin liralık futbolcu almış. Biz de o kadar futbolcu yok dedikten sonra yine Mehmet Somaklı Başkanım şunu dedi. Transfer istiyorsan biz de alalım hocam dedi. Aynen dediği bu. Transfer istiyorsan biz de yapalım. Ne gerekiyorsa yapalım dedi. Onu demesine rağmen neye ihtiyacımız var, ne gerekiyorsa yapalım demesine rağmen Feridun Hoca ya bunlar aslında özel şeyler ama elimde tespih de vardı. Bildiğiniz bir tespih. Evet. Tespih çekiyor başkanın yanında. Size hoca lazım, futbolcu lazım değil gibi son derece yanmış bir kulüp başkanı, Bartıspor kulüp başkanı evet, bir yöneticilerin yanında affedersiniz yani halkımızdan özür diliyorum bir kahve muhabbetiyle elinde tespihle ve tespihi de masaya koymak şartıyla, fırlatmak şartıyla bir saygısız bir davranışta bulundu. Bir kere burası Bartın, burası Bartınspor. Kaç Bartın, kişi vardı? Valla hatırladığım kadarıyla başkanımız Tansiyon vardı. Komitesindeki. Başkanımız vardı, aynen. Ben vardım, Ferruh Yücel abimiz vardı, Fahrettin Akgül abimiz vardı ve Bender Topçu vardı. Yani bu insanlar vardı. Unuttuğum insanlar varsa kusura bakmasınlar Fahrettin şu anda. Fahrettin Akgül de olabilir belki. Fahrettin Akgül vardı. Yani bir 4-5 kişiydik. Denilen konuşma bu. Ve ondan sonra hiç kendisine başka bir şey dememesine rağmen tespihi masaya koyarak yani bunları konuşuyoruz aslında bir hikaye gibi oluyor. Hı. Yani seyircilerimizden de özür dilerim. Sizden yani gerçekleri öğrenmesi için. Çünkü bunu artık öğrenilmesi gerekiyor. Çünkü o insan çıkmış televizyona. Feridun Dündar Bey çıkmış televizyona başka açıklamalar yapmış. Bunları da burada konuşmak lazım. Hı. Yani biz burada biz bizeyiz. Burası bizim memleketimiz. İnsanları yanıltmasın. Elindeki tespihi de masaya koyarak masadan terk edip gitti. Şimdi ben bunu bütün kamuoyuna soruyorum. Siz olsanız ne yapardınız? Bartın Spor Kulübü Başkanı'na ve yönetim kuruluna böyle bir saygısızlık yapıldığı zaman yapıldıktan sonra o adamla yani o hocayla tekrar çalışma ya, durumunuz var mı? Çalışma durumunuz, devam etme durumunuz var mı? Yani hepimiz futbol izliyoruz.
Hepimiz futbol sevdiğimiz bir spor. Bir kulüp başkanına saygısızlık yapıldığı zaman sonucu ne oluyor? Biletini keserler. Sonucu oluyor. Yani, burası da kimse kusura bakmasın. Şu anda Ballı Gün'de olabiliriz ama Bartın Spor bizim gözümüzden ölü bir camia. Bartın Spor'un başkanına hiç kimse saygısızlık yapamaz. Yapamaz. Yöneticiler de yapamaz. Geçen sene yine ben bir programda Ercan Aydın başkanımızdı o zaman. Yine bir maçta bir saygısızlık yapıldı. Ben çıktım burada. Belki hatırlarsınız. O yapan Sincan Spor maçındaydı. O zaman Sincan Spor yöneticiyi de hedef alarak söyledim. Sen bizim başkanımıza saygısızlık yapamazsın. Yani bu isimler hiç önemli değil. Ercan Aydın, Levent Somaklı, Faruk Narin. Siz de vardınız. Bartın Spor Başkanı'na yapılan saygısızlık benim nazarımda Bartın şehrine yapılmış saygısızlık. Evet, doğru söylüyorsunuz. Haklısın, o bakımdan Feridun Dündar hocamız Bartın Spor'una biraz büyük geldi. Yani Bartın Spor onun kapasitesini aştı. Çünkü o da gördü. Buradaki İlgalaka'yı gördü. Buradaki sizi gördü işte her transferde. Ki haberleri burada çünkü burası kusura bakmasın yanlış anlamasın Sorgun da Yozgat Sorgun'dan geldi oradaki kulüp de önemli bir kulüptür kendi çapında ama burası bir il takımı tabii Bartın ikincilik görmüş kesinlikle burası ikincilik görmüş büyük kulüplerle maçlar yapmış birinci ligi zorlamış bir camia o bakımdan orası burası Bartın Spor'a büyük geldi diyecek ki arkadaşlar şimdi o zaman bu adamı niye getirdiniz işte o da yönetim kurulunun bir hatası oldu bizim en büyük hatamız bu sene hoca seçiminde yanlış yaptık. Bütün yönetim kurulu olarak bunu bütün arkadaşlar kabul ederler. Yani sonradan biz konuştuğumuz zaman kendi aramızda da bunu kabul ediyor zaten herkes. Hoca konusunda yanlış yapıldığını. Yoksa ben transferler konusunda kesinlikle yani ben şu anda bizden giden futbolcular aradan giden futbolcuların hepsi büyük işler yapıyorlar gitti takımlarda. Yani bir de hocanın peşinden de oyuncular gitti mesela. Ömer, Muhammed, Anıl. Valla Muhammed Sak diye bir futbolcu aldık. Kendisinden de çok umudumuz vardı. Adana Ceyhan'dan aldık kendisini. İyi de futbolcu, iyi de bir insan, iyi de bir çocuk. Takımda arkadaş. Hocayla anlaşamadığı için gitti. Hocanın ona sarf ettiği sözler. Ömer'le Muhammed gitmiş değil mi hoca varken? Muhammed öyle gitti. Ömer ve Muhammed öyle gitti. Hocayla anlaşamadığı için gitti. Biz kesinlikle kendisini kalmasından yanaydık ama daha doğrusu yanaylık demeyeyim de kendisinin iyi faydalı olacağını düşünüyorduk ama hoca işte o dönem tabii hocanın de, yani yönetim kurulu olarak Feridun Hoca'nın ne dediyse yapmak zorundasınız. Evet. Çünkü neden yapmak zorundasınız? Hocaya teslim olmuşsunuz. Hoca takımın yegane yöneticisi. Başarılı olacağına inanıyorsunuz. Hoca bu futbolcunun bana yaramaz dedikten sonra futbolcuyu takımı tutacaksın. Hocayı göndereceksin. Ya da hoca kalacak futbolcu gidecek. Onun için futbolcu gitti. Oğuzhan gitti hoca varken herhalde bir de. Oğuzhan niye gitti? Oğuzhan kendisi söylediği şey Toma'nın Bartın tabii Toma transferi biliyorsunuz bayağı bir heyecan yarattı. Yani Toma iyi futbolcu zaten. Hala da iyi futbolcu olduğunu inanıyorum ben. Toma'nın arkasında gölgesinde kaldım. Taraftarlarımız Bartın Spor taraftarları Toma'yı daha çok seviyor. Beni Toma kadar sevmiyorlar gibi bir duygusal bir çocuktu o arkadaşımız. Getirdiği paranın biraz daha fazlasını hatta hatırladığım kadarıyla geri vererek bize. Bartın Spor oradan hiçbir zarar etmedi zaten. Toma konusunda zarar etmedi. Bunu biliyorsunuz zaten. Vererek kendisi başka yere transfer oldu. Ne oldu? Şimdi transfer olduğu yerde de mutlu değil. Şimdi biz de görüşüyoruz. Tabii Oğuzhan mutlu değil. Yine Bartın Spor'u arıyor. Bartın Spor'dan giden bütün herkes gelmek Bartın Spor'u arıyor. Çünkü Bartın Spor gerçekten bunu kendi memleketimiz ve kendi kulübümüz olduğu için söylemiyorum. İnsanlar önemli bir camia. İnsanlar da biraz sıcak kanlı biliyor musun? Kesinlikle yani. Burası değişik bir memleket olduğu için insanlara yabancıya karşı da bir sempati, bir sevgi var öyle değil mi? Kesinlikle. Biz Feridun Hoca ile sadece bu işte mesela biz Bartın'ın yerli futbolcuların da yönetilmesini Feridun Hoca ile rica ettik. Tabii işine karışmak değil. Yani bizim yerli futbolcularımız var. Şimdi başka yerlere transfer oldular, gittiler. Bunları takım alalım. Bunları oynatalım. Bunlar en azından bizim kadromuzda olsun. Evet. Bu arkadaşlara tekrar anlaşalım dedik ama kendisi onu da kabul etmedi. Yani sezonun başındaki açıklamada bir basın açıklaması yaptı. Biz Bartın'ın çocuklarını değerlendireceğiz. Onları da takım içinde olacağız diye açıklama yaptı. Tam Haziran'da ama tam tersini yaptı. Yani geçen sene oynamış Bartın'da oynayan arkadaşlarımız var. Bunları takımda olmaması için hatta alalım dedik. Aldırmadı bize ve aldıklarımızı da takımda 11'de veya 18'de girmemesi için elinden geleni yaptı. Yani sonuç olarak biz sonuç olarak hoca kurban olduk bu sene. Tabii ondan sonra ilk başlamadan önce zaten Feridun Dündar gittikten sonra İlhan Hoca geldi. Evet. O da tabii ki
Lig başlamak üzereydi. Kupa maçı vardı Zonguldak evet. Spor'la. O da güzel, iyi bir maç oynadık evet, Zonguldak maçında da hatırlarsınız. Şanslı bir şekilde elendik. Yani İlhan Hoca geldi. 6 maç çıktı. 6 maç çıktı. 7. Evet, yani o İlhan Hoca'nın da işi kolay değildi. Çünkü takım kendi takımı değil. Başka bir hoca tarafından takım yapılmış. Evet. Futbolcuların birçoğunu tanımıyor. Kendi futbolcuları değil. Kendi futbolcuları evet. tanıyana kadar, Ballıgin'i tanıyana kadar ve başarısız oldu. Tabii sezon başına evet. gelseydik, transferi kendi yapsaydı. Yapsaydı daha farklı olurdu. Yani. Daha farklı olurdu. O da çünkü 3. liglerde çalışmış. Ballıgin'de çalışmış bir hoca. Mesela Bafra'ya çalıştığımız, Kastamonu'ya çalıştığımız evet. 3. ligde. Kendi ekibi olmadığı için tabii ki bir şey yapamazdı yani. Öyle evet. değil mi? Şimdi o süreçten sonra sırayla gidecek olursak mesela bizim görevden ayrılmamız o süreçte biz Terme'ye mağlup olduk. Biz o zaman görevdeydik ya, futbol komitesindeydik, görevdeydik. Ferruh Yücel abimiz, Fahrettin Akgül abimiz, ben, bir iki arkadaşımızla biz görevdeydik. Ondan sonra Terme maçında mağlup olduktan sonra biz 4 puan geriye düştük, hatırlarsınız evet. belki. Biz bu 4 puan geriye düştükten sonra şöyle bir karar alalım dedik. Kötü giden bazı şeyler var. Yanlış giden bazı şeyler var. Daha da tren geçmeden, yani 4 puan çok büyük bir puan farkı değil. Geçmeden biz görevimiz, bu görevden ayrılalım, yönetim kurulundan değil bakın ama. Görevlerimizden ayrılalım, yönetim kurulu olarak. Görevlerimizden futbolla ilgili belirleyiciler, ilgilenen arkadaşlar, başka arkadaşlar göreve gelsin diyerek, burasının altını çiziyorum, kendi isteğimizle biz görevden ayrıldık. Yani kimse bize siz görevden ayrılın, sizi görevden alıyoruz. Onu zaten bir tek başkanımız diyebilir. Evet. Onun hakkıdır. Başka kimse de, başkanımızdan başka kimse de sizi görevden alıyorum diyemez. Bu her kulüpte böyledir. Başkanlık sistemi olduğu için. Sosyal paylaşım sitesine mesela yazılanlar ne diyeceksin? Mesela çok 160 tane, 165 tane yorum var. Evet. O dönemde Ferhat Dündar gittikten sonra İlhan Özel geldikten sonra İlhan Özel geldikten sonra orada sizi mesela isimleriniz neden zikredildi? Mesela 3 kişi başkan, 4 i̇şte kişi. İşte onu diyeceğim. İşte oraya gireceğim. Kaynaklandı. Şimdi hoca açıklama yaptı ama şimdi aynen. Şimdi Feridun Hoca'nın mesela ayrılma sürecinde başkalarına da burada konuşmuş. Evet. Ondan konuşmuş kesinlikle. Ondan yola çıkaraktan biz mesela şunları söylemiş. Ferruh Yücel kaptanımız, bizim genel kaptanımızdı kendisi. Ferruh abi Bartın'da benim anlatmama gerekiyor herhalde. Bartın Spor'un efsane futbolcusu. Ben Bartın sporluysam Ferruh abi izleyerek Bartın sporlu oldum. Onun gollerini izleyerek, onun maçlarını izleyerek Bartınlı oldum. Yani şimdi takdir edersiniz ki Bartın olarak mı, Bartınlı olarak biz Ferruh abiye mi inanacağız yoksa Feridun Dündar'a mı inanacağız? Hı. Yani Feridun Dündar buralı değil. Buranın insanını bilmez. Buranın kişilerini tanımaz. Buranın önemli değerlerine saygı duymaz. Şimdi Ferruh abimiz genel kaptanken işine karışıyormuş. Evet. Ben bunu birebir biliyorum. Birebir biliyorum. Bunu Sayın Başkanımız da bilir. Mehmet Somaklı Başkanımız da ve herkes biliyor. Evet. Ferruh Yücel abimiz kesinlikle ve kesinlikle hocanın hiçbir işine karışmadı. Sağ içinde de taktik vermiş. Hiçbir taktik vermedi. Evet. Hiçbir işine de karışmadı. Bakın bunu lütfen Bartın halkı iyi duysun. İnfoda okudum. Kesinlikle. Yani bununla ilgili konuşmalar çıktı. Doğru. İnfoda çok vardı. 160 tane ben baktım. Kesinlikle. Onları da biz şey yaptık ama bu da okuduk evet. zaten. Hiçbir işine karışmadı. Hiçbir kararını sorgulamadı. Evet. Bakın sorgulaması gerekir aslında. Bak ben bunu burada söylüyorum. Genel kaptan hoca yanlış bir şey yapıyorsa, Bartın'a zarar verecek bir şey olursa belki sorgulaması bile gerekir. Belki taktik bile verebilir. Bakın biz geçen hafta Zonguldak maçına gittik. Zonguldak Spor Darıca Gençler Birliği maçına gittik. Önemli bir maçtı. 1-1 bitti. Cahit Hoca'nın maçına gittik. Yani Cahit Hoca'nın davetlisi olarak gittik oraya. Ve orada bir şey gördük. Zonguldak Spor'un genel kaptanı futbolcularla konuşuyor. Yüreklendiriyor. Hadi oğlum diyor. Hadi koçum diyor. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Şurayı kapat. Burayı kapat. Ferruh bunların hiçbirisini yapmadı. Hiçbirisini yapmadı. Niye yapmadı biliyor musunuz? İşin acı yönü de zaten bu. Kamuoyundan çekindiği için yapmadı. Neden çekindi? Çünkü kamuoyu Bartın kamuoyu ne yazık ki kendi değerlerine desteklemiyor. Kendi değerlerini daha yükseğe çıkaracağına, daha gurur duyacağına bir kıskançlık, bir çekememezlik. Yani işte bu dedikodular çıktığı için Ferruh abi de etkilendi. Ne? İşte hocanın içine karışıyormuş. Tabii duyuyor hoca. O zaman görevde Feridun Hoca. Ferruh abi de genel kaptan. Duyuyor bunları, bu dedikoduları. Hocanın içine karışıldığı. O zaman hocanın rahat olmadığı. Ferruh abi varken hoca rahat değilmiş. Hoca gitmeden önce bu laflar çıktı ama biz duymadık. Kesin. Yok bunlar şey... hoca görevdeyken, Feridun Hoca görevdeyken bu konuşma dedikodular vardı zaten. Vardı. Bizim kulağımıza geliyordu. Bunu Ferruh abinin de kulağına geliyordu.
Yani kesinlikle. Yok, basın arkadaş, bizim televizyonda takip eden arkadaşlar var, isim vermeyeyim de. Hı-hı. Onlar bize Feridun Öz'e gitmeden önce 3-4 gün önce, isim vermiyorum arkadaşlar. Gitmeden önce dedi ki Boğaz'da bir şeyler oluyormuş dedi. Yani dedikodular varmış dedi. Ben ilgilenmedim çünkü o sırada da Boğaz'a pek gitmiyordum yani. Takım antrenmana gitmiyordum. Ağustos ayındaydı veya Eylül ayındaydı. İsim vermeden konuşuyorum. Dedi ki Boğaz'da bir şeyler olurmuş dedi, yani Boğaz'da karışıkmış dediler. İki gün sonra da, üç gün sonra da Feridun Dündar bize telefon etti. Bıraktığını, hı-hı, açıklama yaptı daha doğrusu. Evet. Orada öğrendim ben. Ama siz diyorsunuz ki hani Feridun Dündar buradayken, hani daha görev bırakmadan önce Ferruh'tan mı rahatsızdı? Öyle dedikodular geldi bize. Yani bunu Ferruh abi de duyuyordu. Yönetimi olarak duyuyorduk ama biz tabii yani dedikodu olduğu için bunu ve bunun gerçekliğini başkanım da, Mehmet Somaklı başkan da duyuyordu, bunu biliyordu. Yönetimci arkadaşlarımız da biliyordu. Bunun gerçek olmadığını, asla asla olmadığını bildiğimiz için biz bundan etkilenmedik fazla. Bu kulübe yıllarını vermiş, 15 senesini futbolcu olarak vermiş, yıllarını vermiş bir insan genel kaptan olarak burada görev yapıyorsa ve Bartın Spor'un menfaatleri doğrultusunda hoca ile fikir alışverişinde bulunamayacaksa, zaten onun orada genel kaptan olarak görev yapmasının bir anlamı yok ki. O zaman yani Ferrabimiz, biz oraya niye koyalım ki o zaman? Biz güvendiğimiz için, onun Bartın Spor'a herhangi bir yanlışının olmayacağını inandığımızı bildiğimiz için zaten o görevdeydi o. Hoca giderken onun için mi söyledi size hoca? Giderken hocanın gitmesini ben açıkladım zaten. Hocanın gitmesinin... Yani sizde hoca çok demesi, yani Ferruh'tan mı rahatsız oldu? Ya işte artık neden rahatsız olduğu için mesela. Ferruh abi işine karışmadı ki onun neden rahatsız oluyor? Yani işine karışılmadıktan sonra neden rahatsız olmuyor? Yok, Ferruh işi biliyor diye mi mesela? Bakın ben... Eski futbolcu işi biliyor. Mesela bu yanlış yaparsa... İşte, peki kendine inanan bir insan, kendine güvenen bir insan... Yanındaki işi bilen insanların olmasından mutluluk mu duyar? Yoksa rahatsızlık mı duyar? Yani size soruyorum. Mutluluk duyması lazım. İşi bilen bir insanın yanındaysa sen onu yanına çekeceksin. Beraber ve senin yanında olan insan da lanetten bir insan değil. Ferruh Yücel. Sen onunla beraber çalışabilirsin. Daha da başarılı olurdun çalışsaydın. Ama sen kıskançlık içerisinde deplasmanlara gidiyoruz tabii şimdi orada. Ferruh abinin eski futbolcu arkadaşları oluyor. Zamanında o takıma gol atmış. Onu anlatıyorlar falan. Hocamız bunlardan bile rahatsız olduğunu duyduk biz. Sen Bartın Spor'un değerleriyle çalışamazsın. Hı. Bartın Spor'un değerleriyle kavga içine giremezsin. Bartın Spor'un başkanına saygısızlık yapamazsın. Tabii, o yanlış. Yaparsan tabii ki. Kusura bakma. Yani eğer bu sene şampiyon dahi olmayacağını bir önemli olan manevi değerler. Hı. Şampiyon dahi olmayacak bilinsey dahi o hocayla çalışılmaz. Yani onursuz bir şekilde şampiyon olacaksa hiç olmaz. 16 değil 17 sene şampiyon olmayalım, problem değil. Yani kulübün başkanı, bakın adı kim olursa olsun, kulübün başkanına en ufak bir saygısızlık yapmanın cezası kulüpten yollanıp ayrılması olur. Tabii. Ve yaptığı saygısızlık gerçekten şu anda kamera görüntüleri olsa izleseniz siz de çoktan bir ayrılmanız gerektiğini düşünürsünüz. Açıklaması şuydu, gece yarısı saat 2 civarında, hı hı, önce 10'da görüştük dedi, sonra 2'de dedi. Boğaz'a bastılar dedi. Benim evet. adama kırmaya çalıştılar dedi. İşte o açıklama üzerine zaten. Şimdi ben de buradan paylaşım siteleri ondan sonra şimdi, evet duyduk onu da. Çok şimdi ben yani. De buradan kendisine sesleniyorum. İnşallah izliyordur veya duyuyordur. Gece 2'de biz Boğaz'ı basmıştık başkanımla beraber ve birkaç yönetici arkadaşla beraber. Bir, biz hayatımızda illegal, yasa dışı hiçbir işe girmediğimiz gibi, yani basma tip, bu tip işler, yani konuşurken bile icap duyuyorum. Biz haddimizi bilen insanlarız. Neyi ne yapacağını bilen insanlarız. Bu konuda cevap vermek bile beni utandırıyor. Ama şunu söyleyeyim. Eğer bunu bize ispatlasın, yani biz gece 2'de 3'te Boğaz'a gelmişik ve Boğaz'da onu taciz etmişik dediği açıklaması bu. Bize bunu açıklasın. Yani bize bunu kanıtlasın. Kanıtladığı gün ben hayatım boyunca bir daha Bartın Spor'da yöneticilik yapmayacağım gibi bir daha Bartın Spor maçına da gitmeyeceğim. Bakın, kendi sevdam Bartın Spor, benim sevdam Bartın Spor maçına da bir daha gitmeyeceğim. Gelsin burada kanıtlasın televizyonda, bir futbolcu arkadaşımı yanına alsın. Eğer bildiği futbolcular varsa da bunu kanıtlayacak futbolcu yanına yalancı şahit bulabilirim bilmiyorum da. Olmaz. Yalancı şahit bulabilirim bilmiyorum da. Bunu kanıtlasın. Ben bir daha Bartın Spor yönetim kurumunda olmayacağım ve Bartın Spor maçlarına bir daha gitmeyeceğim. Evet. Bu kadar büyük konuşuyorum. Kendisi eğer yüreği varsa gelir, bunları kanıtlar. Ama orada oturduğu yerden, gittiği yerden, burada bizim eski kaptanımıza, efsane futbolcumuza ve
Bartın Spor'a, biz Bartın çocuğuyuz. Yani Bartın halkı kimin inanacağını çok iyi bilir. Yani biz Bartın Spor'la ağlıyoruz, Bartın Spor'la gülüyoruz. Yeri geliyor. İşimizi gücümüzü bıraktık. Mesaimizi bıraktık. Bartın Spor'a biz emeğimizi verdik. Onun için Bartın halkı kimin yalan söylediğini, kimin doğru söylediğini çok iyi biliyor. Onun için Feridun Dündar'ın lafına Bartın'da inanacak ben bir insan olduğu inanmıyorum. Şimdi zaten yani, çok sapan içerisinde pek yazılıyor. Yani Feridun Dündar'ın lafına kimse inanmaz Bartın'da. Herkes birbirini biliyor. Herkes bizi de biliyor. Bizim ne yapıp yapmayacağımızı da biliyor. O bakımdan bu konuda aslında Feridun Hoca'yı kesinlikle kapatmak lazım. Sosyal paylaşımda rahatlıkla 3 ayda bir şey yok. Feridun Dündar olayı, aynen. Feridun Dündar olayı yok, yazmıyor. Feridun Dündar olayı artık Bartın defterini kapatmak lazım. Bartın'a bundan sonra kesinlikle hoca olarak da gelemez. Ancak gezmeye gelebilir. O da seyahat özgürlüğü. Kendisi gelsin. Bartın zaten çok sevdiğini söyledi. Ancak öyle gelsin. Onun dışında hoca olarak da kesinlikle göreve hiçbir yönetim kurulunda ben getireceğine inanmıyorum. Bunları yaşamış bir insan. Çünkü bugün bu başkana saygısızlık yapan yarın gün başka başkana da saygısızlık yapar. O bakımdan kendisi görevden ayrılabilir ama profesyonelliğin gereği şudur. Biz yönetim kuruluyla anlaşamadık. Evet. Görevimizden ayrıldık. İş Bartın Spor'u başarılar diliyorum der. Görevden ayrıldı. Bir de şöyle bir durum daha var. Bunu da açıklıyorum buradan. Bari bunlar konuşuluyor. Bunları da konuşalım. Kendisi gittikten sonra kendi getirdiği birkaç futbolcuyu da burada kendi sonradan gittiği kulübe almak için kafasını çeldi. Tabii buradaki getirdiği birkaç futbolcu da devre arasında ve devre arasından önce kendi gittiği kulübe geri almak için ve onun yani resmen Bartın Spor'u sabote etmek için kendisi elinden geleni yaptı. Vallahi Bartın Spor'u sabote etmek eden insan benim dostum olamaz. Hiçbir Bartın'ın da dostu olamaz benim görüşüme göre. Eğer Bartın Spor'u parçalamaya daha da başarısı olsun yani, diye öyle harekette bulunmuşsa gücü yetemez. Gücü yetmez. Bartın Spor'u parçalamaya onun gücü yetmez. Bartın Spor önemli büyük bir camia. Bunları da yaptı kendisi. Onun için Bartın halkı Feridun Dündar deyince lütfen şunu duyuyorum ben. Feridun Hoca devam etseydi bu böyle olmazdı. Feridun Hoca'nın bu şartlar altında devam etme şansı varsa, anlattığım bu olaylara sonra devam etme şansı varsa devam ederdi. Eder miydi? Edemezdi. Tabii. Onun için de Feridun Hoca durumunu böyle kapatalım. Çünkü gerçekten konuşması gereken de fazla konuşması gereken de bir konu değil. Zaten gündemden düştü kendisi. O bakımdan transferde ne kadar para harcandı? Acaba bu sezonda başarısız oldunuz. Bunun hesabını kime soracağız demişler. Evet. Şimdi bir de başkasının parasını harcayan onu israf eder. Sizin Bartın Spor'da başarısızlığınızın arkasında bu var. Evet. Başkalarının parasını harcıyorsunuz. Kendi paranızı harcamadığınız için Bartın Spor başarısız, belediyenin parası demişler. Evet. Şimdi oradaki arkadaş başarısız olduğumuz konusunda haklı. Kendisi eleştirebilir. Ben Bartın Spor taraftarlarına, Bartın Spor sevenlerin eleştirmesine en ufak bir şey demiyorum. Haklılar çünkü. Bartın Spor başarısız olduysa eleştirilir. Ben de onların gibi bundan önceki durum başarısızlıklarda yönetim kurulu üyeleri, abilerimiz, arkadaşlarımıza diyordum ki ya niye başarısızız, niye böyle oluyor? Ben de eleştiriyordum. Evet. Onların en doğal hakkı eleştirebilirler. Ama başkasının parasını harcıyor denilmesi. Belediyeden bahsettiler yani. Şimdi belediyenin parası, belediyemiz kimin belediyesi? Bartın. Bartın'ın belediyesi. Bartın Spor'un en büyük markası değil mi? En büyük değeri değil mi? Bartın belediyemiz de Bartın Spor'a tabii ki destek olacak. Özdeşmiş. Yani özdeşleşmiş. Cevap Başkanımız sağ olsun onun döneminde çok destek oluyor. Hala çok destek oluyor. Bundan sonra da destek olacaktır. Bundan önceki belediye başkanlarımız da çok destek oldular. Türkiye'de belki Bartın Belediyesi örnek bana göre. Çünkü İstanbul, Ankara'yı saymazsak oraları büyük şehirler. Mesela gelirleri çok yüksek mesela. Ama Bartın'ın geliri fazla olmamasına rağmen mesela maddi anlamda yine de Bartın Spor 500-600 milyar bir para aktarabiliyor otobaklardan. Kesinlikle yani bir de mesela kendi başkasının parası yönetim kurulu kendisi de büyük paralar harcadı. Hı. Ya bundan önceki yönetim mesela Ercan Başkanımız da bilir. Kendisi büyük paralar harcadı. Hı. Yönetim kurulu. Başkan parasını aldı mı? Öyle de geçen 2 hafta önce burada biz konuşmuştuk ya. Geçen hafta da ben başkanın parasını aldığını hayır. 2 hafta önceki Onursal Başkan Faruk Derin'le burada sohbet ederken başkan da parasını almış diye söz etmişti burada. Mehmet Başkanımız bakın ondan biraz biz yani kamuoyuna aydınlatalım. Almadığı kesin başkanım. Kesinlikle. Daha da para şimdi bakın ben onu aydınlatayım. Şimdi orada yanlış bir cümle kullandı. Evet. Evet. Bunu aydınlatalım. Mehmet Somaklı Başkanımız kesinlikle Bartın Spor'a gönül veren, Bartın Spor'u çok seven bir insan. Evet. Ama bir o kadar da duygusal.
Farklandı hiç yoktan bazı. Kesinlikle. Öyle bir mi? O kadar da duygusal. Bakın mesela ben birazcık bahsedeyim hizmetlerinden. Yönetim kurulu tabii bunda payı var ama başkanımızın daha çok emeği var. Mesela Bartın Spor'da Mehmet Başkanımız göreve geldiği zaman Bartın Spor hacizliydi. Öyle mi? Yani bak bunu da açıklıyorum. Hmm. Bunu kamuoyu bilsin. Bartın Spor malzeme aldığı firmadan haciz yemiş durumdaydı ve Bartın Spor'un acı bir şey daha söyleyeyim. Kupaları hacizleri kupaları el konmuştu Bartın Spor'un kupalarına. Başkan çıktığında buraya mesela Dündar'dan sonra çıktığında hiç şey bahsetmedi ama. Bahsedilmedi ben işte bunlar niye bahsedilmedi? Başkanımız mütevazı bir insan bunları konuşmuyor. Bunları Bartın Spor'un başkanının zaten yapması gereken olduğu işler olarak görüyor ama tabii fazla mütevazılık da yeri geliyor. Hakkı yanıyor. Hakkı yendiği için de bunlar artık kendisi de açıklayabilirdi ama ben bunları açıklamak istiyorum. Yani Bartın Spor başkan olarak göreve geldi. Mehmet başkanımız şey aynen göreve geldi. Koltuğuna oturur oturmaz haciz kağıdı. Haciz kağıdı. Malzeme kulübün malzeme aldığı firma yıllar öncesinden dava açılmış. Eskiden. Tabii yıllar öncesinden dava açılmış ve davayı malzeme alınan firma kazanmış ve 50 bin liraya ben daha büyük bir rakam 56-57 bin diye hatırlıyorum. Yanlış olursa kusura bakmayın. O civarda bir rakam haciz geldi ve kulübün kupalarına bakın bu da çok el koydu. Kulübün kupalarına el koydu. Çünkü tesislere gidildiği zaman alınabilecek bir şey olmayınca kupayı aldılar. Kupalarda tabii bu kulübün onurudur, namusudur kupalarda. Ve Mehmet Başkanım gelir gelmez ilk olarak kendisi bizzat gitti haciz olan firmayla malzeme aldığımız firmayla giderek anlaşarak bu hacizi çözdü ve kulübün kupalarını Bartın Spor'a tekrar geri almasını sağladı ve bunun tamamen finansmanını kendi imkanlarıyla sağladı. Çünkü o dönem yeni başkan olmuşsun. Yönetim kurulu oluşmamış, görev taksimi oluşmamış. Bismillah oturdu. Yani bak sakın yanlış anlaşılmasın. Bu haciz işlemi içinde ben diğer bizden önceki yönetici abilerimiz, arkadaşlarımız suçlamıyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Evet. Onlar Bartın Spor'a hizmet ettiler. Bu döneme olay sonuçlandı. Sonuçlanınca Mehmet Başkanım'a denk geldi. Nereden çıktı şimdi? İki hafta önce mesela başkan da parasını almış diye. Mesela İşte nereden çıkıyor? Ben bunu anlamıyorum zaten. Yani bazı yönetici abilerimiz, şu anda görev alan abilerimiz paralarını almamışlar da Mehmet Başkanım almış. Şimdi bunu kendisi, şimdi siz kendinizi Mehmet Somaklı Başkanım'ın yerine koyun. Üzülmez misiniz? Üzülürüm tabii ki. Maddi manevi kulübe destek veriyorsunuz. Maddi manevi kulübe emek harcıyorsunuz. Ama sizin adınıza burada tamam sportif başarısızlık var. O konuda eleştirilmeni zaten bir şey demiyor kendisi. Ama yani bari bu konuda takdirlisin. Mesela bakın haciz işleminden bahsettik. Kulüp binası. Bizim bundan önceki kulüp binamızı hatırlıyor musunuz? Çok kötü bir binaydı. Evet. Çok kötü bir binaydı. Yani size anlatamam. İşte Şenol Hanım kulüp müdürümüzün oturduğu bina. Hatırlayan vardır, giden vardır belki. Yeni elden geçti. Tabii yeni sıfır binaya geçildi. Belediyenin karşısındaki. Yeni belediyemizin karşısındaki. Yeni lokal diyorsun. Yeni lokala geçtik. Bakın oraya eski kupalarımız güzel görünsün diye oraya güzel dolaplarla beraber güzel revize edildi. Yönetim kurulu toplantı odası yapıldı. Evet. Kulüp başkan odası yapıldı. Kulüp müdürü odası yapıldı. Ve birkaç tane daha rütuş var. Eski takımdaki fotoğrafları falan böyle bir sergi haline getirip orası şu anda dört dörtlük. Gelen futbolcular ne söylediler biliyor musunuz? Evet. Biz böyle güzel, böyle temiz bir kulüp binası görmek dedi. Kesinlikle. Evet. Şimdi bu bakın yine bu Mehmet Somaklı başkanımızın kendi inisiyatifiyle, kendi emeğiyle yaptığı. Tabii biz de yardımcı olduk kendisine. Bu iki. Üçüncüsü, tesisler. Bakın biraz tesislerden bahsedeyim. Biraz bana izin verin. Bartın Spor Kulübü tesisleri yıllarca el geçirilmiş, evet. Yapılmış. İşte Ercan Başkanımız zamanında da orası evet. Çok büyük uğraşlar verildi. Ercan Başkanım oranın çimlendirilmesinde çok uğraştı şeyin. Ama tabii yıllar geçtikçe eskiyor. Evet. İçerisi eskiyor, zemin eskiyor. Çimler yanıyor. Mehmet Somaklı Başkanımız görevi yeri gelmez. Bu tesislere ben futbolcuların barındırmam diyerek bütün yer kaplamalarını... Ama teknik direktörler de burada kalınmaz demişler. Gelen teknik kuruluş. Dediler tabii onun da etkisi var. Çünkü biz büyük iyi hocalarla da görüştük dediğiniz gibi. Onlar da söylediler. Bu tesisler de olmaz. O tip söylentiler de oldu ama kendisi... Ama böyle bir tesis var mı Türkiye'de? Yok bence çok. Sayılı tesisler var. Kesinlikle. Bence yani. Tesislerin yatakları, evet. Parkeleri, badanası, boyası... Bakın plazma televizyon var her futbolcunun odasında. Ben duvarda gördüm. Plazma televizyon var. Otel gibi odalar. Modern bir otel haline getirilmiş. Çim ekildi. O çimler her ay 15 günde bir, 20 günde bir
Çim biçme makinesiyle biçildi. Sağ olsun burada şimdi devam ediyor. Sağ olsun burada bize destek Bakma. Veren bazı kurumlar da var. Yani tabii şimdi kış mevsimi biraz da tabii moral bozukluğu bakım, bakım oluyor. O yani oluyor. Geri gelin sulaması şu sulu şu. Zor da bakım. Zor. Yapılıyor ama orada orasının antrenman yapılabilecek bir duruma, evet. Yaşanabilecek bir duruma kendisi yine kendisi, bakın orada güneş enerjisini yine kendi imkanlara getirdi. Su yetmiyordu. Kuyu kazdırdı evet. Kendisi. Yani sahne. Kesinlikle başkan, bunların her birinin başkanımızın birebir emeği var. Yani burada bunları anlatıyorum. Bartın halkı bilsin. Yani Mehmet Başkanımız tamam sportif bakımdan başarısız olundu. Yönetim kurulu ve başkanımız oldu. Ama verdiği emek, bunları çabası, herkes, koşturması, zamanını oraya kesinlikle. Ayırması, bakın, için, değil kulüp gelirlerinin arttırılması. Evet. Bir not daha almışım. Bizim kulüp gelirlerimiz başkanımız geldikten sonra arttı. Ne oldu? Oradaki görev yapan arkadaşlarımız hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımız. Hepsi. Kesinlikle aklımda. Nerede biliyorsunuz şeyde mi? Bizim kulüp kulüpte kulübün gelirlerinde yani kulübün para kazandığı kulübün gelir elde ettiği tesislerdeki arkadaşlarımızın hepsiyle tekrar görüşüldü. Şimdi otoparkları falan revize etti galiba. Hepsi revize edildi. Tekrar görüşüldü. Oradaki arkadaşlarımız da şu anda gayet memnunlar. Gayet iyi bir şekilde, iyi şartlarda çalışıyorlar. Evet. Kulübün ve böyle karşılıklı bir inanç ve karşılıklı bir güven olduğu zaman kulübün gelirleri arttı. Mali durumu düzeltti. Yani şu anda kulübün bir teşeğe ihtiyacı var. Bartın Spor'un başarıya ihtiyacı var. Artık gelecek seneye. Kesinlikle. Biz bununla ilgili hazırlığını yapıyor herhalde. Kesinlikle biz bununla ilgili bir İslam'a geçelim. Şimdi geçen gün İslam sakat. Yani bir şey daha var. İslam'a geçmeden önce hocam. Bir şey daha söyleyeceğim. Maç oynamış 15-20 de aldı gitti diyor. Ne diyor? Ayrı oyuncuya devre arasında aynı oyuncuya devre arasında bir sezon sonra kimler ne amaçla transfer demişler. Evet. Bir de İslam neden alındı? Neden gönderildi? Demişler. İslam'ı alan yöneticiler geçen yıl bu takımda faydası olmamış oyuncuyu bu sezon neden transfer ettiler? Evet. Transferi gerçekleştirenler neyi baz alarak bu oyuncuyu aldılar demişler. Bunları tamam. Okuyayım da ki programın sonuna da gidiyoruz. Onun tamam. Sıkıştırmayın. Şimdi İslam'dan önce bir de şey olayım. Bundan bir konu daha var aydınlatmamız gereken. Bundan bir ay önce İslam konusunda geleceğim önemli bir konu. Bundan bir ay önce Sayın Valimizin katılımlarıyla Sayın Belediye Başkanımızın ve katıldığı bir yemek verdik Bartın Spor olarak, kulüp olarak. Belediyemizin validen para geldi mi validen? Şimdi orada söyleyeceğim. Orada da Sayın Valimiz gerçekten Bartın Spor'u destekliyor. Bartın Spor'a zaman ayırabilecek bir insan. Belediye başkanımız zaten söylemiyorum. O yani belediye başkanımız zaten aynen yani. Bartın Spor belediye ile yaşayan bir kere bak mesela siz de buna katılıyorsunuz mesela. Bartın'da ben araştırdım. Cemal Akın başkanımız kadar Bartın Spor'a sahip çıkan başkan yoktu. Evet. Yani ben bunu bir siz de bilmiyorum ben araştırdım. Evet. Gelirler eskiden 200-250'ymiş. 600'e kadar çıkartmış gelirleri. Sağ olsun başkanımız tamam. Kesinlikle yani Bartın Spor'a destek veriyor. Çok teşekkür etmek lazım başkanımıza. Her zaman teşekkür ediyoruz. Biz her gittiğimiz toplantılarda kendisiyle görüşmelerimizde zaten Bartın Spor'a vermiş olduğu katkılardan dolayı her platformda kendisine teşekkürlerimizi ilettik. Kendisi o konuda stadımızda kendisiyle ilgili yönetim kurulu olarak da stadımıza da onunla ilgili bir afişimiz de var. Şimdi durum şu. Burada Sayın Valimize de durumu anlattık. Bizim artık bir eksiğimiz var başarılı olmak. Bu bakımdan da önümüzdeki sene inşallah içimizdeki bazı sıkıntıları giderebilirsek Bartın Spor'un başarılı olmaması hiçbir sebep yok. Yani biz yeter ki birlik beraberlik şeklinde olalım. Bartın Spor başarıya ulaşacaktır. Şimdi tamam. İslam konusuna gelelim. Çok meşhur bir konu İslam. Evet. Şimdi evet. Faruk Başkan da alanlar evet. Dedi. Hani kim aldıysa dedi. Palestine versinler dedi. Evet. Bize de gelen mesajlarda Ferruh evet. Ve Emre Dursun evet. Yazmışlar. Ben de dedim okuduğumu söyledim ama evet. Üç tane mesaj gelmiş. Şimdi Bartın Spor Kulübü gibi bir camiada başkanın haberi olmadan benim Ferruh abinin veya Fahrettin abinin futbolcu transfer etme şansı var mıdır? Lütfen bunu size soruyorum. Transfer komisinde şimdi, bak sorular evet. Ne biliyor musunuz? Evet. Gelen sorular transfer komisinde kaç kişi var? Kaç kişi İslam'ın gelmesinde karar alındı? Kaç kişi evet. Haberdi diyor. Öyle soru geldi bana. Geldi değil mi? Evet. Çok güzel. Şimdi İslam transferi şöyle gerçekleşti. Oğuzhan ayrılınca takımdan bir tek biz Toma'ya kaldık. Yani Santrafor bölgünde tek Toma vardı. Ve şöyle bir karar alındı teknik heyetten de. Bizim bir tane daha santraforumuz olması lazım. Ve o durumda bu konuşmalar geçtiği zaman kulübün kasasında 1 TL para yok.
Bakın 1 TL para yok. Çünkü neden? Transfer sezonu bitmiş, bitmek üzere. Bakın bitmek üzere. Son 1-2 gün kalmış. Bütün transferler yapılmış ve bu transferler gerçekten iyi transferler, iyi futbolcular ve maliyetli futbolcular. Transferi biz bitti gözüyle bakarken bu Oğuzhan'ın olmayışından kaynaklanan ve bir de bir arkadaşımız daha vardı. O da ayrıldı. Ayrılınca bizim santrafor ve çok önemli bir maça çıkacaktık. Santraforumuz yok. Toma'da sakatlığı sakatlığı gibi bir durum vardı. Acil bir santrafor alınması gerekiyordu ve kulübün kasasında da o dönem transfer sezonundan çıkmışım doğal olarak. Oğuzhan'dan para geç mi geldi o zaman? Oğuzhan'ın paraları hepsi bakın Bartın Spor Kulübü gibi kulüplerde çok büyük giderler var. Gerçekten çok büyük giderler var. Yani gelen paralar zannediyor ki her şey yetiyor. Çok büyük giderler olduğu için paraların hepsi kulübe, kulüp harcamalarında zaten harcanıyor. Yani burada yöneticiler zaten bu işi günün işi yaptıkları için kendi ceplerine almadıklarına göre bunlar zaten futbolculara gidiyor. Kulübün giderlerine gidiyor. Şimdi son bir atım barutumuz kalmıştı. Santrafor alalım. Ve İslam Çabuk'un arkadaşımız bakın. Doğru geçen sene de geldi. Bir maç oynamış. Geçen sene de geldi. Sakatlandı. O yönden çok önemli. Ve bu sene ama iyi bakın. İslam'ın iyi futbolcu olduğunu zaten herkes biliyor. Ben de burada bahsettim. Kesinlikle. Çok iyi futbolcu. Çok iyi oyuncu. Kaliteli oyuncu. Ve geçen sene yanlış hatırlamıyorsam oynadı. Sakatlandı. O maçta zaten iyi bir performans gösterdi. Sonra sakatlandı. Sakatlıktan sonra da kendisi düzelemedi mi? Düzelemedi. Faydalanamadı. Bu sene Kestel Belediyesi mi olması lazım? Yanlış hatırlamıyorum. Kestel'de miydi? Tam hatırlamıyorum. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Hatta hocaları da Kestel olması lazım. Orada sezon başı idmanına çıkmış. Evet. Ve orada 3 maç oynamış ve biz buraya gelirken bunu doktorlar nezaretinde ve kendi masörümüzle beraber kendi masörümüz de şu anda hala Bartın Spor'un masörüdür kendisi. Evet. Ona da sorulabilir. Kim o? Aydan Bey. Aydan Mert. Kendisi de yaşayan bir insan, Allah uzun ömür versin. Sağlık sorulabilir. Kesinlikle sorulabilir. Arayıp da sorulabilir. Eğer merak eden insanlar varsa. Hı. İslam Bartın Spor'a geldiği zaman bakın sezon başı idmanı geçirmiş. Hazır geldi. Kestel'de gol atmış. İlk maçlarda gol atmış. Tamam. Asistler olmuş. Hazır bir şekilde ve biz ona da inanmadık. Geçen seneki durumdan dolayı kendisinin sağlık heyetimiz tarafından gözetim altına aldık ve hiçbir sakatlığı olmadığını emin olduktan sonra ve bir de paramız yok diyorum. Sağlık travmasından geçti. Sağlık travmasından ve paramız yok diyorum. Çok cüzi bir rakama biz İslam'ı transfer ettik. Ama onun İslam'ı Kestel Belediyespor vermek istemiyordu. Bakın vermek istemiyordu. Tamam. Biz onun üzerine bu takımı yaptık diyordu. Tamam. Öyle olmasına rağmen İslam buradaki Bartın Spor'un önemli bir cami olmasından kaynaklandığı için ve geçen sene şimdi gerçekten sizinle öğreniyoruz işte biz bilmediğimiz için. Aynen. Geçen sene de burada fayda olmadığı için benim oraya bir borcum var diyerek geldi. Ha. Gelen noktada burada 3-4 maç oynadı. Ama ben onu canlı seyrettiğim için beğendim bir oyuncuydu. İslam, eğer oynarsa Barspor çok faydalı olmaz bakın, dedim ben. Sağlam bir İslam. Her zaman oynar bu takım. Ayvalık Gücü şu anda 3. ligde biliyorsunuz değil mi? 3. ligde şu anda. Ayvalık Gücü'nün o zamanki hocaları da hayatta. O ararlar, sorarlar. İslam Çabuk nasıl futbolcu? Kendi başına Ayvalık Gücü'nü 3. lige çıkartan adam diye konuşur İslam için. İşte gelişmişine baktığın zaman yani İslam iyi futbolcuydu ama geldi burada da 3 maç 4 maç iyi maçlar çıkardı. Bakın ben deplasmanda bir mesela Ulukavak maçını hatırlıyorum. Buradaki içerideki Kastamonu maçı da gayet iyiydi. İslam uzun boylu pivot santrafor dediğimiz bir futbolcu. İslam'dan böyle hani uzamasını hızlı bir futbolcu değil İslam. Burada da görevi ama açıkça söylemek gerekirse ben bunu şöyle söyleyeyim. Sakatlandı. Sakatlıktan sonra dönüyor olmadı. Çünkü buradaki bu içerideki hocanın değişmesi, hocaların değişmesi, başarısızlık onu da etkiledi. Şimdi bir ortamda huzur ve mutluluk azalınca olmuyor. Futbolcu da etkiliyor. Takımın yarısı gitti geldi. Yani gitti geldi. O da orada etkiledi. İçeride bazı sıkıntılar oldu futbolcular arasında bu başarısızlıktan kaynaklandığı için. Yani ondan etkilendi. İkinci gelişinde başarısız oldu. Ha ne oldu? Biz yönetim olarak uygun bir rakam, yüzü bir rakama transfer edelim. Büyük para harcamayalım. Belki olursa daha faydalı olur. O dönem maddiyatsızlıktan dolayı kaynaklanan bir transferdi İslam. Ne oldu? 3-4 maç faydalandı. Yine faydalanamadı. Sakatlandı. Ondan sonra kendisinden faydalanamadı. Şimdi başka bir yerde. Şu anda kulübümüzde Bartın Spor'da değil. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Onu söyleyeceğim. Şimdi bir futbol takımı bir tane transferi başarısızdır. İki tane transferi. Yani bir transferi şahıslara bağlamak. Bu transfer Emre Tursun'un suçu. Bu transfer Ferhat Hoca'nın suçu. Demek ne kadar tek doğru. Yani tek futbolcu üzerine yönetici suçlanıyor. Bu futbolcu ben kendim kafama göre transfer edemem.
Ferruh Yücel kendi kafasına göre transfer eder. Tahsil komitesinde burada diyorlar ki tahsil komitesinde kaç kişi var? İslam alırken herkesin onayı o alındı mı diye öyle soru geldi. Vallahi kulübün başkanı var. Evet. Kulüp başkanı onaylar. Transfer komitesindeki arkadaşların hepsi olmaz. İkisi üçü vardır. Orada acil bir toplantı çünkü transferin son gündür yapılır. Bu karar verilir. Ve ben şunu çok hatırlıyorum. O zaman yönetim kurulu toplantısına denk gelmişti. Ve İslam transferinin yapılacağı, bırakın transfer komitesinin yönetim kurulu toplantısının içinde 15-20 kişinin olduğu bir ortamda konuşuldu. Ve orada hatta çok iyi hatırlıyorum. Başkanımız da bunu söyledi. Ve orada hatta bu transferin yapılmasının mantıklı olabileceği konuşuldu. Ve ona göre bu transferin son dakikası yapıldı. Ama başarısız olundu. Gerçekleşti. Bu yani durum budur. Sorularımız mesajlar var. Hemen bunları da ben size sorayım. Programın da sonuna gidiyoruz. İyi akşamlar Muhammed Bey demişler. Ben Nusret. Bartınspor her sene lige büyük umutlarla başlıyor ama her seferinde neden böyle başarısız oluyor? Bartınspor olması gereken yerde değil. Bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz? Size gelmiş doğru söylüyor. Emre Bey'e sorar mısınız? Bu takım ne zaman çıkacak? Bununla ilgili planlamaları anlatsın. Bazen büyük Beşiktaş bunu da belirtin lütfen. Kendisine iyi yayınlar demişler. Yücel diye. Timur Yücel. Demiş ki yine bir okuyucumuz İlhan isminde. İlhan Cuma yazmış. Hoca ile anlaşan Mehmet Somaklı'yı pazar günü nasıl ikna ettiler de Ferdin Hoca ile anlaştılar. Ferdin Hoca'ya ödenen para ne oldu? İlhan Hoca'ya parası ödendi mi? Demişler. Sormuşlar. Yine Bartın Spor günlük demişti. Bartınspor'un günlük çok büyük giderleri nelerdir acaba demişler. Yine senelik 1 milyon dışarıdan gelen futbolculara verileceğine kulüp tesisini Boğaz'dan kurtarılsa daha iyi olmaz mı demişler. Evet. Evet. Şimdi aklımda kalanlarla şey yapayım. Kulüp tesisinin Boğaz'dan kurtarılması konusunu biz çok tartışıyoruz. Evet. Kimi arkadaşımız ve kimi büyüklerimiz diyor ki bizim Boğaz sizin de dediğiniz gibi Boğaz tesisleri Türkiye'de önemli bir tesis yani eğer revize edilirse federasyonun bununla ilgili ödenek çıkaracağını söylüyor ama tabii orası belediyenin bilansı. Kulübün şahsi tapusu olsa federasyon tesis bazında zaten tesisleri yenileme konusunda hibe paralar veriyor. Yani bunu yeni bir tesis yapmayı mesela vallahi, devletten mesela dönemin valisi İsa Küçük evet, 60 yer göstermiş. Yer göstermiş evet. Mesela. Öyle yine mesela böyle bir kamu arazisi falan evet. Düşünüyor musunuz? Şimdi zaten bizim yerimiz şu andaki Bartınspor tesisleri belediyenin binası. Yani evet. Belediyenin yeri. Belediyenin Bartınspor tahsis ettiği bir yer. Belediyenin Bartınspor'a sahip çıkıyor. Tabii. Belediyenin yani bu çok yıllar öncesinde Bartınspor'a verilmiş. Belki o bina tabii 85 yılından bu yana belki de. Yani 30 yıllık bir bina o bina. Aa. 30 yıldan beri o bina Bartınspor'un. 30 yıldan beri o bina belediye tarafından Bartınspor'a 30 yıl önce falan verilmiş. 30 yıl olması lazım en az. Verilmiş 30 yıldan beri Bartınspor'u bir ay kullanıyor. Ha ben nereden biliyorum mesela Ferruh abimiz mesela 88, 86, 87 yıllarında futbolcu, 88 yıllarında futbolcu o dönemden beri o zaman da vardı yani o bina. Yani benim bildiğim bir 30 yıllık bina o. Belediye tarafından verilmiş bir bina. Şimdi tabii biz mesela diğer kulüplere gidiyoruz. Bakın para mevzuları konuşuluyor. Orada eleştiri yapan Bartınsporlu benim arkadaşlarım demiş, var. Haklılar, çok haklılar. Onlar da üzülüyorlar. Bakın onların daha çok biz üzülüyoruz. Bak, demişler ki senelik 1 milyon dışarıdan gelen futbolcular hani 1 trilyon evet. Diyor. Ödeneceği ne diyorlar? Kulüp tesisini Boğaz'dan kurtulursa daha iyi olmaz mı? Yani diyorlar ki ya Bartınspor bir tesis yapsın. 2 sene şampiyon oynamasın diyorlar. Bakın Bartınspor benim fikrim, benim şahsi fikrim. Yönetimi ilgilendiren bir, evet. Yani kendi şahsım adına konuşuyorum. Bartınspor, Bartın'ın da katkısıyla, Bartınlı ileri gelen büyüklerimizin, kanat önderlerimizin de katkısıyla bir kere ya tesis yapmalı ya da Boğaz'daki tesisimizi modernizasyon haline sokup yeniden. İyi bir para harcayıp yeniden yapılması. Yani zemini, sahi zemini ve içerisinde bak aslında şu anda içerisi çok güzel. Sadece bir kalorifer tesisat değişebilir. Bir badana boyayla yine orası şıkır şıkır hale gelebilir. Beşiktaş'ın antrenörü geldi 2 sene önce. Evet. Burada hatta haberini de yaptık. Konuşturduk yarım saat. Evet. Altyapı koordinatörü geldi. Dünya dedi ki orada röportajda Milan gibi takımlar dedi. Burayı yapın dedi. 3 tane saha yapın dedi. Modern bina yapın dedi. Milan bile gelir buraya dedi. Böyle bir dünyada bizim sahamız yani. Diyor, federasyonun bu konuda futbol federasyonunun bu kadar örnekleri de var. Yani eğer biz onu o konuda bir şey araştırabilirsek o konuyu şey yapabiliriz. Bir çalışma haline girmemiz lazım. Gireceğiz. Yani oraya belki federasyon bize tesis yapma fonu var federasyonun. Tamam. Bize destek olabilir. O binayı biz Boğaz'daki tesislerimizi biz
çok modern bir şekilde getirebiliriz. Yani 21 Nisan'da bu federasyonda evet. ayrılıyor. Ben bunu biliyorum. Evet, evet. Her kesinlikle. 21 Nisan'da toplanıyor. Bu konuda bizim kesinlikle çalışma yapmamız gerek. Kesinlikle. Tesis konusunda. Mesela şimdi Bartın Spor'un harcadığı paralar çok gündeme giriyor. Evet. Bakın biz Kastamonu Spor Bartın Spor maçına gittik. Biliyorsunuz rakibimiz Kastamonu. Gerçi tabi onlar şampiyon, büyük ihtimalle şampiyonluğu %80 bu maçlara garanti edilir. Kastamonu Spor'un futbol şubesi sorumlusuyla konuştuk. 2,5 milyon para harcamışlar. Onu söyleyeceğim şimdi. Kastamonu Spor'un futbol şube sorumlusuyla konuştuk kendisiyle. Ne yaptınız, ne ettiniz? İşte bizim komşu vilayetimiz. Hı. Kendileri 2 milyon TL biz gittiğimiz maçta harcadıkları o anki nakit parayı değil 500 bin liraya daha yakın harcayacaklarını söylediler. Dediğiniz gibi 2 milyon 500 bin TL para harcadılar evet. ve şu anda büyük ihtimalle çıkıyorlar. Bakın Bartın Spor'un şu Amasya, anda Amasya daha fazla para harcayacak. Yok Amasya o kadar harcayacak. Biz de Amasya'yı önce 250 bin TL verdi. Amasya 1-2 futbolcuya fazla para harcamış. Onun dışındaki futbolcuları çok mütevazı rakamlar. Amasya Spor'un genel kaptanıyla görüştük biz geldiği evet. zaman buraya. Bakın Bartın Spor'un size bir rakam vereceğim. Herkes şaşıracak. Şimdi evet. inanmayanlar da oluyor ama gerçek rakam bu. Bartın Spor'un şu anda futbolcuların harcadığı para evet. maç başı ve primler hariç peşinatı evet. 390 bin TL. Bakın Kastamonu transferde harcadığı para. Tabii 390 bin TL'ye kuruldu takım. Bartın Spor'un harcadığı takım. 900 bin TL diyorlar. 390 bin TL. Hatta evet. bunun maç başıları, primleri ve diğer harcamalarla beraber bu yine 700-800 bin lirayı bulur. 800-900 evet. bin lira bulur. Yani bu ama bu futbolcuya harcanan para 390 bin. Hadi 10 bin lira daha ekleyin 400 bin lira paraya kurulmuş bir kulüp Bartın Spor. Vallahi. Bakın rakibimiz 2,5 trilyon para harcamış. Biz bunu... O zaman kimse de neden yok, çıkamadı diye sormuyor. Kesin hayır. Yani ben bunu başarısızla kulüp olarak söylemiyorum. Evet. Biz Bartın Spor bu ligin hala en iyi takımıydı. Bakın evet. meydan ediyorum biz Kastamonu Spor'a gittik orada. Biz de beraber kaldıkları için sevindiler. Burada da beraber kaldılar. Burada da beraber kaldıkları için sevindiler. Ama tabii ki orada, orada da, para harcamış bir takıma karşı Bartın Spor... Aynen. Orada da beraber kaldıkları için sevindiler. Bartın Spor kadro olarak da ikinci yarı çok değişime uğramasına rağmen, erozyona evet. uğramasına rağmen biz orada Kastamonu Spor'la biz de beraber kaldığı için sevindim. Bartın Spor bu ligin ben iddia ediyorum yine en iyi takımı ama bazı sıkıntılardan dolayı işte teknik direktör kadrosundan dolayı tabii bizim de bazı hatalarımız olmuştur. Evet. Bu sene hedefe ulaşamadık ama bu yönetim daha ilk senesi, başkanımızın ilk senesi. O da gördüğü hataları, yanlışları. Ben önümüzdeki sene, her sene bunu söylüyoruz 16 yıllarda planlamalar işler. Yani Emre Bey'e sorar mısınız? Bu takım ne zaman çıkacak? Bununla ilgili planlamalar nelerdir? İşte var mı planlamalar? Var, planlamalar var. Bartın Spor'un gelirlerini arttırmak için, daha fazla geliri toplayabilmesi için planlamalar var. Önümüzdeki senenin futbol takımında... Bu kadro yine değişecek mi seneye? Valla benim şahsi fikrim... kadronun bence 5-6 tane 7 tane futbolcunun kalmasında fayda var. Burada Bartın Spor'un uzun yıllar hizmet edecek karakterli iyi futbolcu olan arkadaşlarımız var. Ben onlarla da ara sıra görüşüyoruz. Kendileri de üzülüyorlar Bartın Spor'un bu durumuna. Bartın Spor'u çıkarmadan futbol hayatını bitirmek istemiyoruz diyorlar bazı arkadaşlarımız. Yani o bakımdan burada Bartın Spor'un formasının yerlerini bulan futbolcularımız var. 10 tane de kalması lazım. Mesela bana bakıyorum böyle 10 tane en aşağı. Tabii fayda olacak topçular var. Şimdi yine yönetim bilir gerçekten. Mutlaka yani. Tabii şimdi hepsinin ayrılma hepsinin yolları ayrılması zaten yanlış bir davranış olur. Geçen sene bu yanlış yapıldı. Kalması lazım. Mutlaka benim fikrimle kalması gereken futbolcular var. Tabii önümüzdeki dönem lig bittikten sonra bazı maç oynayacağız. Ondan sonra nasıl kararlar alınacak, nasıl durumlar olacak bunu hep beraber daha çok erken ama bence de kalmasında fayda var. Ama ben şunu kesinlikle biliyorum. Eğer bu yönetim devam ettiği zaman evet. edecektir ben tahminlerimi söylüyorum tabii farklı gelişmeler de olabilir. Ederse Mehmet Başkanımız geçen sene yapılan hataların hepsini kendisi de gördü. Futbol bazında olsun, yönetimsel bazda olsun. Daha iyi olacaktır. Ben kesinlikle önümüzdeki sene Bartın Spor'un başarılı olacağına inanıyorum. Herkes de bu şekilde inansın. Bakın mesela taraftarımız da küstü bize. Artık maçlara az insan geliyor. Ama onlar da kötü niyetli değiller. Yani bizim taraftarımız bakın genç martılarda bir taraftar grubumuz var. Evet. Bu arkadaşlarımız da kötü niyetli değiller. Bu iyi niyetli insanlar. Bartın Spor'un başarılı olmasını istiyorlar. Bartın Spor başarılı olunca üzülüyorlar. O bakımdan da ben de diyorum ki artık bu sezonu sonuçlandıralım. Az kaldı. 4 haftamız kaldı. 4 hafta sonra sezonu bitiyor. Yeni sezon için birbirimizi kırmayalım. Bakın bu emek veren insanlara küstürülmesin. Evet. Bartın Spor bir kongre yapsın. 10 tane başkan adayı çıkmıyor. Evet. Yani
Bartın Spor zor bir iş, zor bir olay. Yönetici olmak da zor bir olay, başkan olmak çok çok zor bir olay. Yani Ercan Başkanımız bizi dinliyordur belki. O şimdi de burada bunu takdir ediyordur. Yani evet. Bartın Spor kulüp başkanı olmak çok zor bir olay. O bakımdan şu andaki başkanımızı kimse küstürmesin. Yıpratmayalım. Evet. Destekleyelim. Hataları varsa söyleyelim. Burada spor vizyon programında mesela eleştiriler oldu mu? Oldu. Siz de eleştirdiniz. Burada gelen yorumcular da eleştirdi. Ama eleştiri yaptıktan sonra mesela doğruyu öğrenmek bazında başkana gidip kulüp başkanımız yanına ya başkanım böyle bir dedikodu var, böyle bir laf var. Bunların doğruları nedir? Siz ne diyorsunuz diye bunları zamanla söylüyorum. Başkanımız bunlara da üzüldü. Onursal başkan burada 2-3 hafta önce evet. Hani başkan da parasını almış, yöneticiler de almış. Yanlış söylüyor. Faruk başkanım. Biz başkan bulalım dedi, buldum dedi. O geçen hafta ben öyle yorum yaptım yani. Başkanım ben Faruk Narin başkanım benim çok saygı duyduğum bir insan. Yaşı olarak bizim büyüğümüz. Ben soru gelmişti. Evet. O soruyu da Faruk Bey de biz o soruyu da sorduk. Dedik ki soru da şuydu. Başkan da parasını almış. Para veren başkan gerekmez mi diye onu da ben Faruk Bey'e yönetmiştim soruyu. Vallahi ben de şöyle söyleyeyim o zaman. Para konusu konuşmak hoş değil. Çünkü bunlar hepsi özel olması gereken şeyler. Bizim başkanımız, şu andaki mevcut başkanımız Mehmet Somaklı Bey, Bartın Spor'a hatırı sayılır bir meblağ hala Bartın Spor'da alacağı vardır. Bu rakamı ben söylemek istemiyorum. Kendisi bir gün çıkar açıklar. Benim onun adına bu rakamı açıklamadığını kesinlikle geri almamıştır. Geri al rakamları sadece bu sene değil, bundan önceki senelerde de almadığı rakamlar var. Bakın, bundan önceki senelerde bakın yönetimdeyken çok para vermiş. Bakın, Bartın Spor'un bir deplasmana gelmesi kendisi üstlenmiş. 3000 TL para. Bakın gitmesi gelmesi. Ha tamam, bize belediye mazot desteği veriyor. Ama kendisi üstlenmiş zamanında. Kesinlikle. Ve bakın Mehmet Somaklı başkanımız yıllardan beri Bartın'a, bakın 15 yıldan beri yönetici. Evet. 15 yıllık yöneticiliğindeki Bartın Spor'a katkılarını 15 çarpı katkıları rakamını yazsak çok büyük rakamlar çıkar. Onun için o parayı da Bartın Spor ödeyemez. Bakın o parayı da Bartın Spor geri ödeyemez. Onun için sakın Mehmet Somaklı başkanımıza para konusunda kimse eleştiri yapmasın. Bakın Faruk başkanımız diyor ki 5 tane genel kaptan var, 10 tane futbol şube sorumlusu var gibi açıklamalar. Evet, öyle soru var. Ben kendisini çok seviyorum. Bak kendisine çok kendisini çok seviyorum, çok saygı duyuyorum. Bartın Spor hizmetleri vardır. O bakımdan ben kesinlikle en ufak bir saygısızlık yapamam. Onun fikridir. Ama Bartın Spor'un bir tane genel kaptanı vardı sezon başında. O da Ferruh Yücel'di. Bir tane futbol şube sorumlusu vardı. Futbol şube sorumlusunda yardımcı olan bir iki tane de arkadaşımız vardı. Bartın Spor öyle dediği gibi 5 tane genel kaptan, 10 tane futbol şube sorumlusu falan olmadı. Tabii Faruk Başkan'ın biraz esprilidir de kendisi. Ben kendisinin o esprili yaklaşımı da severim. Yine espri yapmış olarak görüyorum. Bu açıklamalarda bir espri olarak dilendiriyorum kendisinin yaptığı açıklamaları. Şu çıkıyor sonuç yani Mehmet Somaklı 15 yılda Bartın'a da veya yönetimlerde para vermiş, maddi olarak desteklemiş. Bu sene de yine cüz'i miktarda... Kesinlikle. Geri alma olayı kesinlikle yanlış bir olaydır. Bunu 150 milyar bağışlamıştır. Kesinlikle. Cebine harcamıştır. Ama bu işler böyle bir insanın katkısıyla yürümez. Yani bu sene böyle oldu. Seneye yine aynı insanın sırtına, omzuna binmek. Bakın bu insanları işte böyle küstürüyoruz o zaman. Bir de destek de vermiyoruz. Bakın burada ne konuşuluyor? Mehmet Somaklı Başkan'ın yaptığı bu kadar iyiliğe rağmen ne konuşuluyor? Şimdi tamam futbol konusunda başarısı olmuştur. Ama bir insanı da küstürmemek lazım. Yüreklendirmek lazım. Ne olacak Bartın Spor? Şimdi kongre olsa diyor ki herkes çok başka adayları var falan. Bir kongre oluyor, başka aday yok ortada. Varmış ama ben yanmıyorum. Faruk Başkan, Ulusal Başkan 200 milyarlık başkan buldum ama ben de şöyle söylüyorum. Faruk Başkan'ıma saygılar. Kendisini çok seviyorum. Çok saygı duyuyorum. Benim çok büyüğümdür. Kendisi Bartın Spor'u, onun kurduğu Bartın Spor kadrolarıyla biz Bartın Sporlu olduk. Onun için saygısız yapmam ama ben de Faruk Başkan'ımın söylediğine diyorum ki öyle bir başkan adayı yok. Tamam. Evet değerli izleyenler, hemen programımızı kapatmadan önce ben size U14 liginde hemen amatör ligle kısa bilgiler vermek istiyorum. U14 ligi hafta sonunda oynanan maçlarla sona erdi. Bartın Spor 24 puanla ligi şampiyon bitirdi. U14 Türkiye Şampiyonası'nda elimizi temsil edecek Bartın Spor'a başarılar diliyoruz. Yine
İkinci devre maçları birinci amatör kümede hafta sonunda oynanan maçlar tamamlandı. Kocaeli Belediyespor 6, Kumluca Esenspor 0, Amasya Spor 1, Kemer Spor 0, Ulus Çınar Spor 8, Palatka Gençlik Spor 0, Ulus Çınar Spor liderliğini sürdürdü. Evet, Bölgesel Amatör Lig'de 23. hafta Bartın Spor kendi sahasında pazar günü Sinop Spor'la karşılaşacak. Temsilcimize Sinop karşısında başarılar diliyoruz. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü canlı konuğumuz Barspor yöneticisi Emre Tursun'du. Ben evet, son olarak sezon başında evet. Çok eleştirilmişti ama işte o eleştirilere de yanıt verdi. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Evet, ben sana teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğim, yarın 18 Mart Çanakkale Şehitleri ile ilgili. Biliyorsunuz şehitler bizim onurumuzdur. O bakımdan Çanakkale Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onların sayesinde buradayız. Onların sayesinde bu güzel vatanda yaşıyoruz. O bakımdan Çanakkale şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ben de biz de Çanakkale şehitlerimizi anıyoruz. Ve bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte buluşmak dileğiyle yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımın adına mutlu geceler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.